Sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Pratik bir lezzet yapacağız. Pide pizza. Böyle pideleri ayrı ayrı yapmaya uğraşmayacağız. Hepsini bir tepsiye uygulayıp fırına vereceğiz. İlk önce hamurunu yapalım. Daha sonra iç harcını hazırlarız. Hamuru için 250 mililitrelik ılık suyun üzerine 2 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı da şeker ilave edip karıştırıp mayalanmaya bırakıyorum. Ölçüyü artırabilirsiniz ama ölçüyü artırırken ne şeker ne de kuru maya oranını artırmanıza gerek yok. Çünkü mayalanmasını istemeyeceğimiz bir hamur olacak bu. 1,5 su bardağı unu yoğurma kabına alıyorum. Kullandığım su bardak ölçüsü 300 mililitrelik. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı tuz, çok dolu olmayacak şekilde. Daha sonra mayalanmış olan suyu, mayalanmış dediğim böyle içerisinde maya var, şeker var. Maya böyle güzelce kabardı. Onu da ilave ediyorum ve başlıyorum yoğurmaya. Unu azar azar ilave edeceğim tekrar. Toplamda böyle 300 mililitrelik su bardağı ile 2,5 su bardağı un kullandım. Tabii unun kalitesine göre bu ölçü sizde değişebilir. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olacak. Kıvamını öyle ayarlayıp onu ekleyin. Azar azar ilave edip böyle bu şekilde yoğuruyorum. Daha rahat yoğurabilmem için hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Böyle yapışacak olursa da hafif böyle un serpiyorum. Tezgahın üzerine yoğurmak daha güzel oluyor. Hamur çok güzel bir şekilde yoğrulması lazım. Aynı hamuru pizzaya da uygulayabilirsiniz. Yani aynı hamurdan pizza da yapabilirsiniz. Kıtır kıtır incecik harika bir hamur oluyor. Yoğuruyorum ve tekrar kabın içerisine koyup üzerine bir bez örtüyorum ve 15 dakika kadar ben iç harcı hazırlayana kadar bekleyecek. İç harcı içinde bir adet domates, biraz yeşil biber, kırmızı biber, maydanoz, bir adet orta boy soğan. Buradaki malzemeler biraz fazla. Daha önce yaptığım bir pide hamurunun için çekmiştim videoyu. Ya yani bu ölçünün tamamen yarısını söylüyorum size. Bunların hepsini birlikte rondodan geçiriyorum. Üzerine 200 gram yağlı kıyma, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Biraz kimyon, karabiber ve tuz ilave ediyorum. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz bunlara ilaveten. Ve kıymayı yoğuruyorum. Çok fazla bekletmeyeceğim çünkü bekletince biraz sulanıyor. Hemen uygulayacağım. Dediğim gibi burada malzemeler 2 kat. Daha önce paylaşmış olduğum pide tarifi için çekim yapmıştım. Bu tarifin yarım ölçüsünü verdim size. Biraz hamuru artırıp iç harcı da bolca yapıp pide yapabilirsiniz ki daha önce paylaşmıştım tarifi. İsterseniz onun linkini de videonun açıklama kısmına ekleyeyim. Oradan bulup yapabilirsiniz. Evet, 15-20 dakika kadar bekledi hamur. Biraz da kabarmıştı. Şimdi un serpiyorum ve merdane ile böyle kullanacağım tepsi genişliğinde açıyorum. Herhangi bir tepsi kullanacaksanız oyun büyüklüğünde açın hamuru. İsterseniz küçük 2 tepsi de yapabilirsiniz veya büyük bir tepsiniz varsa bütün hamuru büyük bir tepsiye de uygulayabilirsiniz. Tepsinin boyutundan da biraz daha geniş bir şekilde açtım. Hatta kenarlarını çekiştirerek biraz daha büyüttüm çünkü katlayacağım. Hazırlamış olduğum iç harcı hamurun üzerine yayıyorum ve elimle bastırarak her tarafına eşit bir şekilde sürüyorum. Şimdi kenar kısımlarını katlıyorum. Böyle güzel bir pide görüntüsü. Hem pide hem pizza görüntüsü olması için. Harika pratik bir tarif. Böyle tek tek ayrı ayrı pideye uğraşmak istemiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Hamuru çok güzel bir hamur. İç harcı da öyle. İç harcını fazla yapıp buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman uygulayabilirsiniz. Çıkardığında biraz sulanmış olacak. Suyunu da hafif böyle süzgeçten geçirerek alabilirsiniz. Üzerine dilimlemiş olduğum domatesi ve biberleri diziyorum. Siz pizza gibi üzerine farklı lezzetler de, malzemeler de ekleyebilirsiniz. Zeytin olabilir, kornişon turşu olabilir, hangisini istiyorsanız. Kenarlarına sıvı yağ sürüyorum. Biraz da orta kısımlarına sürdüm. Kızarırken böyle daha güzel bir görüntüsü olsun. Ve önceden ısınmış 200 derece, 380 Fahrenheit fırında kızarıncaya kadar pişiriyorum. Kenar kısımları da kızaracak, eti de zaten pişmiş olacak. Çok fazla sulanmadığı için çabuk pişecek.
Tarifi beğendiyseniz eğer ve buraya kadar izlediyseniz eğer beğeni butonuna basmayı, yoruma da bir kalp bırakmayı unutmayın. Fırından çıkardığım pideyi hemen bir dilim kesip size göstereyim. Alt kısmı da o kadar güzel bir şekilde pişmiş ki ben pizza tepsisine uyguladım. Dediğim gibi herhangi bir tepsiye, borcama da uygulayabilirsiniz. Harika bir tarif. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka tarifleri kaçırmak istemiyorsanız eğer kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.